Az önce yurt dışı deyince bu filmin çok önemli bir misyonu daha var. Onu da vurgulayalım diye. Evet, çok önemli. Yani belki çok de önemli. ilk kez bir Türkiye'de bir Türk Sinema yapımı filmi. bir sinema filmi 40 yabancı ülkede aynı anda vizyona girecek Türkiye ile birlikte. Yani bunun içinde işte hatırladığım Asya'sından, Batı Kanada, Amerika'sına. Amerika Birleşik Amerika, Devletleri, Kanada, Brezilya, Japonya, Meksika, Avustralya'da bile giriyor. Japonya, Güney Kore. Türkü Cumhuriyetler yani çok büyük bir yelpazede Güney Kore'de girecek. 100 salon sadece. Onu Güney biliyorum Kore ben ki sadece. sinema biliyorsun 100 dünyaya ihracat yapıyor. Orada sırf 100 salonda girecek. Yani bu da Mehmet Bozdağ'ın bence çok önemli bir PR başarısı, Ve bir 17 Ocak'ta değil mi vizyon. aynı gün? Evet. Ya Bildiğim kadarıyla öyle davası yani. tarihi anlatmak çünkü tarihimizi insanlara Ya bu da göstermek. çok önemli. Bütün dünyada girecek. Yani o ilgi Bu tabii çok önemli. demin. Şu açıdan da ekstra önemli. Şimdi izleyenler, o tarihi merak edenler, sonuçta sadece o ormanda geçmiyordur diye düşünüyorum film. Yok, tabii O yüzden ki. meraktan Türkiye'ye bir önümüzdeki yaz için plan yapmak isteyenleri turistin etkili olacağını O düşünüyorum da çok önemli Sinancığım. Bir de şey önemli. Yani tarihimizi bizim doğru bir şekilde Anlatmamız. anlatabilmemiz de çok değerli ve çok önemli. Bu anlamda da Mehmet'in çok akıllıca bir yaklaşım bence bu. Yani birçok ülkede farklı değerlendirilebiliyor ya da farklı algı ya da çeşitli nedenlerle yanlış ya da anlatılmış bilinen tarihi şeyler var, tamam mı? Değiştirmek için bir fırsat Yani aslında bunu da anlatma açısından, kendimizi anlatabilme açısından da çok değerli buluyorum ben. Ya bir ülkeyi anlatmanın en güzel yolu hep filmlerden veya kitaplardan geçmiştir. Evet, Şimdi sanatla gezdikçe anlatma. görüyorum. Yani bir küçücük bir şeyi o kadar bir abartılandı gidiyorsun bakıyorsun Bir şey oraya yok. koştur koy hiçbir şey yok yani. O yüzden de bizdeki ne değerler var anlatılması Evet. gereken geç İnanılmaz başladık yani. yani. İnşallah böyle devam eder. İnşallah işte hatta az önce konuştuk şey yapımla da. Yani bu 40 ülkenin birçoğuna gidebildiğimiz kadarıyla biz kendimiz de Ne gideceğiz. güzel. Gala yapacak. Anlatacağız biz de filmden sonra ya da filmden önce. Bu da önemli. Yani direkt Temas temas halinde olacağız. halinde olacağız. Çok güzel. Peki oluşum sürecini merak ediyorum. Bu senaryo tarihçilerle beraber mi hayata Emre geçti? biraz bahsetsene. Yani tabii tarihçilerle beraber yazıyor. Senaristimiz Mehmet Bozdağ ve Atilla beraber yazdılar iki kişi. Biz de zaten hani sadece senaristler değil, biz de tarih dersleri aldık hazırlık aşamasında. Ne kadar sürdü o süreç? Baya birkaç profesörden farklı dönemlerin Ya şeyine ben eğitimini de başladığımda aldık yani. Kimse yoktu. Ekipten 5-10 kişi vardı. Ben başladım yani oyuncu olarak Bir yıl hazırlıklara. galiba, değil mi? Ben uzun bir süre hazırlandım. Evet. Yani çok fazla mesai yaptım. Sabah 9'da başlayıp akşam 5-6'ya kadar hemen hemen her gün hem fiziksel hem ruhsal maneviyat olarak o döneme çalıştım. Yani senaryo da ilk yazıldığı gibi olmadı. Çok değişti. Çok versiyonları geldi. En iyisini bulmaya çalıştı onlar da deneyerek. Evet. Çekim ne kadar sürdü? Çekim 2 aya yakın sürdü. Hazırlığım 7-8 ay. 7 ay kuşla çalışmanı anlatır mısın Ya ya o eğitimi? Çok güzel bir kuş. neler Evet sadece yani kuşta değil, onun neler yoldaşı. atlar. Senaryoda bir şahin var ama hani nasıl bir şahin? Yani ilk önce Şahin'i kendime alıştırmam gerekiyordu. Yemek öğünlerini ben vererek başladım. Sadece ben veriyordum yemek Tabii. öğünlerini. İlk önce bana alışmaya başladı. Sadece bana alışması önemli değil, ata da alışması gerekiyor. Atın da ona alışması gerekiyor. Çünkü at kanatlı hayvanlardan korkan bir hayvan. Yanına yaklaştıramıyoruz Şahin'i. Ata koklatıyoruz, ata hazırlıyoruz. Sonra ben atın üstüne biniyorum beraber Şahin'le. Yavaş yavaş yürüyoruz. İstediğim zaman Şahin'i çağırmam gerekiyor. İstediğim zaman yollamam gerekiyor. Yani bir üçümüzün bütün olması gerekiyordu. Büyük bir kombinasyon Çok var orada. güzel. Bir de zor bir sahne çektik mesela. Sadece işte ben çağırayım gelsin atın üstünde değil. Dört nala giderken Şahin'i getirdik. Atla dört nala giderken kolumu kaldırıyorum. Şahin geliyor. Beraber gidiyoruz üçümüz. Görüntüde Onun kanatları açık. düşünemiyorum. Evet. Biraz Yani zorlu bir süreçti çok yani. zorlu süreçler. Benim de öyle bir köpeğim var filmde.
Yani evet. Hayvanlarla epey haşır neşir. Bende de bir Cane Corso, çok bilinen bir köpek değildir ama inanılmaz bir köpek. Çok sert, çok iri. Bu belki şeyden bilirsiniz, eski gladyatör filmlerinde evet. Arenada siyah bir köpek var. Çok o mu? O işte. Oo. Yani Cane Corso kalktığı zaman ben işte 1.85'im şöyle filanız, tamam mı? Öyle bir köpek geldi bana da. Lazar'ın köpeği, Mehmet'in işte kafasında yarattığı ya. Aynı Emre'nin olduğu gibi ben de o Cane Corso ile başladım. Çalışmalar, gezdik, buna yedirdim. Çünkü yani çok zor bir sahne çekti. Zaman yani yaklaşamazsın. İzleyince yani göreceksiniz. Çok zor bir sahne çekti. Yani şu anda anlatmayayım. Yani çok küçük bir alanda uzun bir süre beraber kaldılar. 5 saat çok dar bir alanda onunla sadece bir sahnesi o. Başka sahnelerde de beraberdik. Filmde göreceksiniz. Belki çok yani. Belki tarihte yer alıyor mu? Yok. Ha, değil mi? Hoş, ama bu tür vahşi, gaddar yapıda insanların hep böyle hani ya bir kaplanı olur ya bir şeyi olur, bir şey olur ya. Çok sağ ol. Mehmet de bana bu Cane Corso herkesin bir yoldaşı var yani. Biz de onunla çalıştık. Arkadaş olduk ama.